Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden, İzmir'den sesleniyoruz. İzmir'de kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşan bir firmaya Yıldızhan Endüstriyel Tarım'a konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Sami Karaca var. Bakalım Sami Bey bize ürün ve ürün grupları ile alakalı sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Sami Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz? Sami Karaca kimdir? İsmim Sami Karaca. 2008 yılında Yıldızhan Endüstri Tarım Kimya Limited şirketini kurmuş olduk. Şirketin kuruluş amacı ülkemizdeki konvansiyonel tarımı alternatif tarım olarak geliştirilmiş olacak. Organik tarım, gelecek vaat eden ekolojik tarımla alakalı gerek Ar-Ge gerekse yatırımlarımızı bu doğrultuya yönlendirerek amacımız Türk çiftçisine alternatif tarımda daha iyi organik gübreler üreterek toprağında faydalı elementleri barındırması için ve bunlarla ilgili kaliteli ürünler elde edebilmesi için yola çıkmış olduğumuz bir kurulumumuzdur. Peki siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Ben 2000 yılından bu yana bu şirketteyim. Daha doğrusu bu sektördeyim. 2008 yılında kurduğumuz Yıldızhan Endüstri'nin asıl amaçları biraz önce bahsettiğim doğrultudadır. Peki Yıldızhan Endüstriyel Tarım müşterilerine ne gibi hizmetler sunar? Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerde öncelikli olarak ürün desenine göre arazilerindeki toprak ıslahıyla ilgili, topraklarındaki organik gübrelerini kullanmaları için sahada teknik anlamda verdiğimiz eğitimler var. Ürünlerinde yaptığımız şahitli ekim ve dikimlerle ilgili organik gübrelerin farkını gösterdiğimiz teknik çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili elde edilen ürünlerde raf ömrün dahil, ürün kalitesi dahil, verim artışı dahil ve bütçelerinde kimyasal gübrelere ayırdıkları giderlerin aşağı çekilmesini göstererek bir hizmet sunmaktayız. Bu hizmetimizden dolayı yoğun ve çok mutluyuz. Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Şimdilik verdiğimiz hizmetler bunlarla sınırlı. Daha iyi şeyler yapmak için uğraşacağız. Birçok yatırımlarımız ve çalışmalarımız var. Bunların hepsi yine tarım sektöründe doğru zamanda doğru gübreleme ilkesiyle yola çıktığımız, çiftçi eğitimleriyle bütünleştireceğimiz bir çalışmalarımızdır. Devam ediyoruz. Burada tarım ilaçlarını da faaliyette hizmete sunuyoruz. Peki bu ilaçlarımızın, tarım ilaçlarımızın başarı tablosu nelerdir? Verimlilikte artış sağlanıyor mu? Bunlardan da kısaca bahsedebilir miyiz? Öncelikle şunu düzeltmek istiyorum. Tarım ilaçları değil, zirai ilaç grubu farklı bir şey. Bitki besleme grubu olarak likit sıvı gübrelerimizdir. Gübrelemede metotlar farklıdır. Şöyle ki bir ekimde ve dikimde ya da kışlık gübrelemelerde toprak altı gübrelemeler vardır. Daha sonra da bitkilerin yapraktan beslenebilmesi için besleme grubu dediğimiz sıvı ürünlerimizdir bunlar. Zirai ilaç değildir. Besin elementleriyle çeşitlendirilmiş besleme grubudur bunlar. Söylediğim gibi bitkilerin beslenme şekline göre gerek toprak altından gerekse yapraktan sunduğumuz ürün çeşitlerimizin içerisindedir. Bu ürünlerde çok güzel elde ettiğimiz sonuçlar var. Bu sonuçlarla alakalı elde edilen yüksek gelirler var. Çiftçinin memnuniyeti gerçekten çok had safhada. Olması gerekenleri yapıyoruz. Bunun dışında bilemiyorum başka. Bunun içerisinde bizler de fark ediyoruz ki çok geniş çaplı bir ürün grubunuz var, ürün gruplarınız var. Bu konuda sadece İzmir ve çevresine mi faaliyet gösteriyorsunuz yoksa talepler doğrultusunda Türkiye geneline ve Avrupa'ya da gönderim sağlıyor musunuz? Ürünlerimiz talepler doğrultusunda yurt genelinin tamamında sevkiyatlarımız vardır. Bütün bölgelerde ürün desenlerine göre kullanılıyordur. Aynı zamanda hedef pazarımızda bizim Orta Doğu vardır. İhracatlarımızın büyük bölümü de Orta Doğu'ya yapılmaktadır.
talepler geldiği müddetçe de dış pazarda da arayışımızı devam ettiriyoruz.